Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar 31 Ağustos 2023'ün ilk videosu saat maç öncesinde saat 7 gibi 7'den belki 10-15 dakika sonra 7 çeyrek gibi maç önü canlı yayını yapacağız inşallah. Devre arasında devre arası canlı yayını ve maç sonunda da maç sonu canlı yayın yapacağız. İnşallah Fenerbahçe'mizin kazandığı bir maç olur ondan sonra da doya doya konuşuruz. Teknik direktörümüz İsmail Kartal ve futbolcumuz Oster Volde, Jaydan Oster Volde. Twente maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Satır aralarında çok ciddi şeyler var. O yüzden buna kısaca değineceğim. UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu rövanş maçı ve bugün e, Twente ile oynayacak Fenerbahçe'miz. ilk maçta avantajlı bir skor elde ettik. İnşallah bugünkü maçta da bu avantajı sürdürüp gruplara kalacağımız bir skor alırız arkadaşlar. Osterwolde bu benim için çok güzel bir maç olacak. Futbol kariyerimi burada başlamıştım. Twente'de başlamış. İlk maçı 5-1 kazanmamıza rağmen bizim için önemli bir maç olacak. Burada da kazanmak istiyoruz. İyi hazırlandık. Bazı hatalarımız var. Onları telafi ettik. Güzel bir akşam diliyorum. Ben her maçı ilk geldiğimde Türk kültürüne alışma süreci ve ufak tefek sakatlıklar yaşadım belki benim için zor başlangıç oldu ama bu sezona iyi hazırlandım. Hocamın güvenini, güveni ile iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu süreci bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Doğal olarak daha çok sol bekte oynamayı tercih ediyorum. İtalya'da da, burada da bu şekilde oynadım. Twente'de merkezde ve orta sahada da çok oynadım. Hocam nerede ihtiyaç duyarsa o mevkide oynarım. Tercihimi sorarsanız sol bek oynamayı tercih ederim. Kendimize güveniyoruz. Bütün maçları şimdiye kadar kazandık. 5-1'in revanşında tehlike olmadığını düşünüyorum. Stadı da uzun zamandır görmemiştim ama burası benim evim gibi. Çok heyecanlıyım. Oyuncu olabilmenin sebebi burasıdır. Hala buradayım. Evimde gibi hissediyorum diyor. Şimdi ben ayrı bir parantez açacağım arkadaşlar. Kanalımızdaki bir güruh var. O güruhla ilgili bir parantez açacağım. Ben ne dersem deyim. Ağlayan zırlayan bir güruh var. Çöpleyen bir güruh var. Şimdi kendini iğrenç kendi iğrenç düşünceleriyle karşı çıkan cinsten bir güruh. Misal ekranda gördüğünüz Berisha için ben ne kadar övdüm hatırlıyor musunuz? Fenerbahçe'ye geldiğinde bayram ettim dedim hatırlıyor musunuz? Ve gördük çöpünü, çöpü övüyor diyenler oldu. Özellikle Ersan adlı karakteri maalesef yerin dibinde olan arkadaşımız canlı yayında hatırlıyor musunuz benimle alay etmişti. Ha övdüğün Berisha'yı gördük falan filan diye e, soytarı soytarı. Fenerbahçe'nin başarılı olduğu hiçbir dönemde ortalıkta yoktu. Ama Fenerbahçe başarısızken burada onu o ve onun gibiler neler yapmıştı. Buyurun. Fenerbahçe düşmanlarını hatırlayın canlı yayınlarda ettikleri alayı. Aynı perişan 14 milyon euroya satıldı. 14 milyon euro arkadaşlar. Bakın resmi transfer market verisi bu. Herkes Burma'yı yerin dibine soktu mu? Soktu değil mi? Ben ne de dedim? La beğendim arkadaşlar. Siz hani eleştiriyorsunuz ama iş var bu çocukta dedim. Demedim mi? Hani neyine kızıyorsunuz anlamadım. İyi paraya gider bak. Yaptığınız hata dedim. Hatta bak Rossi'yi savunuyordum ben. Dedim ki Rossi'den daha iyi halde şu anda. Gru Portekiz milli takımına bile seçilir dedim. Berisha için ne de dedim Alman milli takımına seçilir. E sonuç ortada. E şimdi Osterwolde. Osterwolde içinde her şey ortada. Ben size başka bir isim söyleyeceğim. Ernest Nuamah. Hatırladınız mı? Ben... Bu arkadaşı övünce vasat sever. Sen futboldan anlamıyorsun. Senin e, futbol bilgini bilmem ne yapayım diyen e, geri zekalılar mı diyeyim? Gerzekler mi diyeyim? Ne diyeyim bilmiyorum ama Ernest Nuama dün itibariyle 25 milyon euroya transfer edildi. Evet yanlış duymadınız. VVD Molenbeek tarafından 25 milyon euroya transfer edildi. Olimpik Lyon'a da kiralandı. Arkadaşımız bu sezon 6 maçta 4 gol 1 asisten 390 dakikada oynuyor. Ve sizin çöplemeniz sürecek. Benim anladığım şekilde futbolcu övmem sürecek. Aynı şekilde bugün Morelos için de aynı yangını yapıyorsunuz. Morelos için de bekleyeceksiniz. Göreceğiz arkadaşlar. Sizlerden ricam şu insan olmaya çalışın. Yani yorumlarınız insan gibi olsun. Benim dediğim en doğrudur. Doğru. Benim dediğimden başkası doğru değildir diyorsanız insan değilsinizdir. Şimanski. O da aynı şekilde bak Şimanski. Lan ben izledim. Ben dedim ki bu çocukta ciddi yıldız yetenek var. Osterwolde hatırlayın. Şimdi Galatasaraylı Serhan Türk diyor ki keşke Şimanski'yi Galatasaray alabilseydi. Şu anda Galatasaray'ın tam olarak Şimanski'ye ihtiyacı var demiş Aspor'da. Doğru. Tam olarak ihtiyacı var. Ama e, Fenerbahçe transfer çalımının A babasını yaptı Galatasaray'ın e, kalbinden söküp aldı bu oyuncuyu. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu. Şimdi İsmail Kartal'a geçerim. 30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemize kutlu olsun. Maça gelince ilk karşılaşmayı 5-1 kazandık. Avantajlı skor. Twente'nin oyunu ilk 15-20 dakikasında bizi ne kadar zorladığını gördük. Bunun bilincindeyiz. Biz 7 maçtır kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığı olan bir takımız. Rakibimizi farklı yenmemize rağmen ciddiye alıyoruz. Çok iyi ve koşan takım. Oyun içinde taktiksel anlamda opsiyonlar olan bir takım. Analizlerde bunları tespit ettik. İşte en sevdiğim tarafı bu İsmail Kartal'ın analiz tarafı. Bugün de iyi mücadele edip, yani yarın da diyor da, kendimize yakışır oyuna galip gelerek ülkemize dönmek istiyoruz. Ülke puanına katkıda bulunmak istiyoruz. Bazı mevkilerdeki oyuncularımız sakat. Bundan dolayı bu isimleri UEFA listesine yazamadık. Bu bizim biraz elimizi zayıflatıyor ama ilk başta da aynı şeyi yaptık. Kadrodaki sağlıklı oyuncularla yarın da en iyi şekilde aynı şeyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Rakip takım hocasının her şey bitmedi açıklamasını, kendisini ve takımını motive edebilme yönden çok doğal karşılıyordum. Biraz önce de söyledim. Twente'yi top oynamaya çalışan genç ve koşan bir takım. İlk maçı farklı kaybetmelerine rağmen kendi evlerinde kazanarak bunu telafi etmeye çalışacaklardır. Biz de bunun bilincindeyiz. Biz de maça en iyi şekilde hazırlandık. Ljivakovic çalışmayı çok seven bir oyuncu. Antrenmanlarda ortaya koymuş olduğu performans takıma uyum sağlamış gözüküyor. <laughs> Biz de gayet memnun ediyor. Dün akşam Morelos'tan ilgili İstanbul'a gelen oyuncu ile ilgili şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Bu süreci başkanımız yöneticilerimiz yönetiyor demiş. En yani doğru açıklama. Batu şu an bizim kadromuzda. Bugün itibariyle bizimle birlikte ama yarın ne olur bilemem. Bu kulübün kontrolünde. Şu anda tamamen yarınki maça odaklandım. Transferle ilgili konsantrasyonumu dağıtmak istemiyorum diyor. Hani dürüst bir adam olmak da zor. sinek bir git. Dürüst bir adam olmak da zor çünkü her soruyu sorabiliyorlar. Fenerbahçemiz Avrupa'da 101. galibiyet peşinde. Yüzler kulübüne girmiştik biliyorsunuz. İnşallah bugün de 101'ler kulübüne gireceğiz. Şimdi Avrupa Konferans Ligi'nde Twente'de maçımız var. 259 maç bugüne kadar. 100 galibiyet, 104 mağlubiyet. Arkadaşlar beni anladınız değil mi şimdi? Hatırladınız değil mi arkadaşlar? Konferans Ligi kurası çekilmeden önce şu cümleleri kurdum. Dedim ki bak bu tam Averaj kupası. Averaj kupası ya olur da eğer şampiyonluk kupa gelirse daha iyi olur dedim. Sinek bir gitmeyeceğim. Galatasaraylı mısın lan sen yoksa? Neye engellemeye çalışıyorsun? Neye sabot etmeye çalışıyorsun? Hadi git bak orada Icardi ik var. Hadi git dışarıda oyna hadi onunla. <laughs> Şimdi 100 galibiyet 4 mağlubiyet. Arkadaşlar grupta 6 maç. Bugünkü maçta 7. de 7 yaptığımızı düşünün. Yani 107'ye 104 olacak. Galibiyetin önüne geçeceksin. Anladınız mı demek istediğimi? Ve 260. mücadelede 101. galibiyeti hedefliyoruz. Şimdiye kadar şunları 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 yendik. Şeyi var. Geçine son 17 Avrupa maçında tek mağlubiyet. 13 galibiyet 3 beraberlik bir mağlubiyet. O da Sevilla'ya karşı yani UEFA Kupası galibine karşı. 55'te beraberliğimiz var. 346 kese rakipte fileleri havalandırdık. 369 gol gördük. Anladınız mı? Bak fazla gol atmanın da şeyi var. Yani 23 gol daha atıp hiç gol yemezsek gol sayısını eşitliyoruz. Konferans liginde 8. maçımız. 5 galibiyet 2 yenilgi aldık. 24 gol, 8 gol yemiş olduk. Fenerbahçe Juventus'un yıldızını böyle alacak. Yani Fenerbahçe e, Juventus'un yıldızını ancak böyle alacak. Nasıl böyle alacak? Ben de merak ettim. Şimdi arkadaşlar bu haber uzun bir haber. Çok çok uzun bir haber. Bir kere orta sahaya birinci sınıf bir isim arıyoruz. ABD'li yıldız Weston McKennie için Juventus'ta görüşme yapmaya hazırlanıyoruz diyor haberde. Bence görüşme yapmaya hazırlanıyoruz demeyelim de. Biz bir teklifte bulunmuşuzdur. Hani kabul etseniz artık diyoruzdur. Adı Galatasaray'la da anıldı. E, Fenerbahçe'nin transfer yapma şeyi var. E, 4 Eylül'e kadar transferin bitmesi lazım. Çünkü futbolcu listesi 4 Eylül'de veriliyor. <laughs> Buradaki haberdeki önemli olay şu. Diyor ki konferans kupasındaki rakipler o kadar ahım şahım takımlar değil. Şimdi muhtemelen yarın kura çekim olacaktır. Cuma günü. Konferanstaki takımlar ahım şahım takımlar olmadığı için hani 4 Eylül'den sonra da listeye yazılsa olur. Tam bir fırsat transferi olur diyor haberde kısaca. Şimdi bunu göze almış durumda. 25 yaşında 1.85 boyunda. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Fenerbahçe 10 milyon euroya çekmeye çalışıyor falan filan diyor. Şimdi Mekke'ni ya da bir başkası fark etmez benim için. Benim için önemli olan Fenerbahçe menfaatleridir. Arkadaşımız eğer Konferans Kupasına yazılmayacaksa hiç gerek yok. Ya, Hocam altı maç alt üst ya İsmail oynar 6 maçta. Ben de farkındayım. Ben de farkındayım. Eğer 6 maçı geçersen sonraki maçlarda yazdırabileceğin. Ben de farkındayım ama burada bir durun. İşte ama demek istediğimi anladınız mı? Şimdi Tango Yendombele'ye bir talip daha diyor. Inter Tango Yendombele için toplamda temaslara başladı. İsmi Fenerbahçe ile Galatasaray ile birçok takımla anıldı. Di haberine göre temaslara başladılar. İtalyan devi Genoa ile anlaşma sağlayamadı. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro. 26 yaşındaki oyuncu 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya alındı. Tottenham'da 91 maça çıktı. 10 gol 9 asist yaptı. Şimdi bu haberin benim için bir önemi yok. Endombele'nin olmayacağını çok daha önce söyledim arkadaşlar. <laughs> Ve bana hep aynı şey soruluyor. Hocam, ee, parti ne durumda? Parti iyi, seçimlere hazırlanıyor. Yerel seçimler var malum. Yok hocam, Thomas Parti. Ha Thomas Parti. Onu Fenerbahçe'de <laughs> Thomas Parti ihtimali güçlendi. 20 milyon euro. Şimdi önemli bir haber. Alfredo Morelos transferini artık Fenerbahçe açıklamaya çalışıyor. Orta sahada bir hamle yapmaya çalışıyor. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın gündemindeki Thomas Parti. Hocam iyi de e, Rodrigo de Paul için sen bir şeyler söyledin. O konuda ne söyleyeceksin? Ne söylediysem videoda yer alıyor. İlk bir şey söylemeyeceğim. Üye arkadaşlarımızdan da bazen böyle şey geliyor. Hocam şu duyumu verdin ama hani hani bir söylemediğim bir şey var mı? Lan duyumu verdiysem söylemediğim şey niye olsun? Vermişim işte. Yani verdiğim duyumu verdiğim duyum bitmiştir. O kadardır. Yani ötesi yoktur. Bunun abartacak bir şeyin olduğunu düşünmüyorum ben. Şimdi Fenerbahçe e, devreye girip bütçesini yükseltmeye düşünüyor. Bak Alfredo Morelos'u bedava alıp parayı altıya basma düşüncesi var. E şu ay Crespo daha bunlar satılıp kasaya da ek para konulması gündemde. Kaldı ki olacak gibi de. E, Crespo için de yeni yeni haberler var ama şu video yeri değil. Diğer videoda konuşalım. Yani maç öncesi de bir video çekeyim. Yarına hazırlayayım gerekirse çünkü çok fazla gelişme var. Hocam de yarına kadar değişir yok. Değişecek gündemler değil merak etmeyin. Değişmeyecek gündemleri çekeceğim şekilde. Şimdi Uzun lafın kısası Batshuayi'yi satıp Morelos'u bedavaya alıp oradan gelen parayı altıya basma düşüncesi var. Artı Joshua King olayı var. Sürekli bir yerlerden para geliyor Fenerbahçe'ye. Yani Ali Koç'un falan sürekli sağ avucu kaşınıyor. Sürekli istisnası sağ avucu kaşınıyor adamın. Ve şimdi 20 milyon euroluk bir bütçe gibi düşünün. Yani Fenerbahçe elde edilen gelir orta saha için kullanacak ve 12 milyon euroluk bütçenin artık 20 milyon euroyu bulması muhtemel diyor. Arkadaşlar şöyle yapalım. Fenerbahçe Transfer Market. Bir de şunu söyleyeyim. Buradaki her verinin doğru olduğunu düşünmeyin. %80 oranında doğru. Mesela 220.13 milyon euro diyor. Doğru değil bu bilgi. İnce var burada. Livakovic için oynama izni yok diyor. Konferans kupasında oynama izni yok. Eksi 5.16 milyon euro da diyor Fenerbahçe. Doğru değil bu. Bunun doğru olmama sebebi de şu Altay Bayındır. Hala kadroda gözüküyor. Ya bir 7 geldiğini düşünün. Şimdi 6 aydan 7. İrfan Can, Bekao, Ciko, Luan Perez, Luan Perez. Luan Perez içinde bir görüşme var. Belli mi olur bir bakarsınız. Luan Perez'de 7'ye, 8'e, 9'a okutursunuz. 7'ye gittiğini düşünelim. 7 6 aydan, 7 Perez'den gelse 14 yaptı. Samet Akaydın, Serdar Aziz, Omar Fahit kiralanacak onu belirteyim. 14 elimizde vardı. O sayı Nazım'ı fesh ederiz. Büyük ihtimalle Fred Crespo. Hadi 4 de Crespo'dan gelsin. 14 18. Zayis, Mert Hakan, Jorginho. Jorginho gençler birine hala gitmemiş mi? O gidecek ya onu bir belirteyim. Lincoln, Emre Demir. Emre'yi de oynama garantisine vermeye çalışıyoruz ama bir türlü veremiyoruz. Olmasa durur kadroda. O da Arda gibi zamanını bekler. 18 mi paramız vardı? Burak kapacak da kiralık gider. 18. Joshua King hadi 4 dakikadan gelsin. 22. Batshuayi hadi 10'da onda 10'dan gelsin. 32 milyon euro. Bas parayı 6'ya. 32 gelecek olsa şu ana kadar 51-65 gelmiş. 32 gelse 83-65. E gider 56-81. Hiç uğraşmazsın parayı basıp 6 numarayı alırsın. Ama biz bir de biz bir de stoper bakıyoruz ve bir tane de e, hücumun her bölgesinde oynayabilen bir fırsat transferi kolluyoruz arkadaşlar. İki ismi 30'a bitirmeye çalışıyoruz. İşin Türkçesi bu. De Paul hocam adama 40 istiyorlar 50 istiyorlar getiremezsin imkanı yok. Demeyin Avrupa kulüplerinin içinde bulunduğu maddi manevi durumları bilmiyorsunuz. Bence kesin hükümlü olmayın peşin konuşmayın. Benden tavsiye size. Zamanı gelince de anlarsınız. Ben Fenerbahçe'mize sonsuz başarılar diliyorum. Yani sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah Fenerbahçemiz e, bugün galip gelir 1-0'da da olsa galip gelelim. Önem hocam zaten galip gelmişiz gelsek ne olacak? Ülke puanı çarçur. ülke puanı tabii ki önemli ama ülke puanından daha önemlisi Fenerbahçe istatistikleri. Hocam sen Fenerbahçe istatistiklerini ülke puanından daha mı öne koyuyorsun? E, birileri koydu ya Fenerbahçeye çelme takanların arkasından gittiler ya alkışladılar ya desteklediler ya kendi takımları daha öne çıksın diye ülke menfaati kimin umurundaydı o zamanlarda? Şimdi ülke puanı, ülke puanı, ülke puanı. Ülke puanını kim düşürdü? Ya Fenerbahçe dünyanın sayılı 5 ekonomisinden birisi birisiyken ülke puanını kim düşürdü? Ya bir düşünsenize ya. Brezilya milli takımının sol beki Fenerbahçe'deydi. Uruguay milli takım kaptanı stoperdeydi. Türk milli takım kaptanı hani şeyleri oyuncuları biri stoperde biri kaledeydi. Yine sağ bekteydi. Bir düşünün. Lassana Diyara falan geliyordu. Eden Hazard. Prime Eden Hazard geliyordu. Bir düşünün. Mane geliyordu. Seydou Mane geliyordu. Evet. Bunlar geliyordu. İşte. Yani Alexi, Emre'yi falan saymıyorum daha. Anlatabiliyor muyum? Mamadou Niang'ı. Kimler kimler? Bizi ne, ne, günlere bıraktılar. Ben onları saymıyorum. O yüzden vallahi hiç kimse kusura bakmasın. İsterseniz tartışın, isterseniz sevin, sevmeyin. Benim için hasta olan Fenerbahçe abi. Ne derseniz deyin. Ülke puanı. Ülke puanı tabii ki benim için önemli. Ama ülke puanı önemli olmayan kişiler için Fenerbahçe'nin bir önemi yok. Onların da benim için bir önemi yok. Allah Fenerbahçe'mizin yar ve yardımcısı olsun. Tabii ki de e, Türkiye'nin diğer temsilcileri Beşiktaş ve Adana Demirspor'a da buradan başarılar diliyorum. İnşallah Türk temsilcilerimizin hepsi kazanır. Hepsi hem ülke puanına katkıda bulunur. Hem de 3 e, takımla konferans ligine gireriz. Yani hem ülke e, takımlarımız kazanır. Hem rekabet daha doğru olur. Çünkü Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki rakipleri haftada tek maç oynamasın onları da iki maç oynasın. Geçen sezon gördük abi biz iki maç oynuyorduk perişan oluyorduk. Adamlar rahat rahat sallana sallana sakatlık yok bir şey yok. Bir de şeye ben ayar oluyorum onu da söyleyeyim. Fenerbahçe futbolcusuna ölümüne dalan isimlere kart çıkmıyor, faul çıkmıyor. Ama rakip takımlar dokunuldu muydu? Dokunan yanıyor. İnşallah adalet Türk futboluna da uğrar. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için. Şurayı ben bugün maç başlayana kadar 38 bin olsa yine razıydım. Ama sizin desteğiniz 38.700 artık 39.000'i hayal ediyorum. Sayenizde hayal ediyorum. Bunu başardığınız için, bunu bana yaşattığınız için de hepinize teşekkürler sunuyorum. Maç öncesi yayında görüşmek üzere.